Merhabalar, Ayşe ile Her Şey YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patlıcan silkme tarifim var arkadaşlar. Patlıcanlarımı bu şekilde alacalı bir şekilde soyuyorum. Sonrasında şöyle çizikler atıyorum. İki tarafına da atalım. Tavama yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Kızgın yağ içerisine patlıcanlarımı bırakıyorum. Patlıcanların üzerine şöyle bir cimcik tuz serpiştiriyorum. Soğanlarımı ilave ediyorum. Her tarafına gelecek şekilde şöyle yaydırıyorum. Aynı tavaya 7 derece alıyorum. İçerisine şöyle 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Fazla değil. Elimizde olan biberler hiç fark etmez arkadaşlar. Biraz ince biberim vardı. Biraz kalın biber. Bunları bu şekilde yine soteliyorum. Bakın biberlerim de aynı şekilde kızardılar. Soğan, patlıcan ve soğanlar olan tavamın üzerine yerleştiriyorum. Sonrasında aynı tava içerisine bir tane dilimlediğim domatesi yerleştiriyorum. Yağ gerektiği yerde çok azıcık bir yağ ilavesi yapabilirsiniz arkadaşlar. Domatesleri bir kez şöyle ters düz yapıyorum, çeviriyorum. Domateslerimi bir tabak içerisine alıyorum. Yine aynı tava içerisine doğramış olduğum bir tane domatesi alıyorum. Küp küp doğradım. Domateslerimin içerisine doğramış olduğum 4 diş sarımsak alıyorum. Bir tatlı kaşığı salça ilave ediyorum. Güzelce kavuruyorum. Bir su bardağından bir parmak eksik su ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bana destek vermek isterseniz beğeni ve yorum yazabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar ve yemeğim kaynamaya başladı. Sosumu ocaktan alıyorum. Şöyle yemeğimin üzerine gezdiriyorum. Kızartmış olduğumuz domates dilimlerini ilave ediyorum. Yemeğimi ocağa alıyorum. Kapağını kapatıyorum. Kaynayıncaya kadar yüksek ateş kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 20-25 dakika pişmeye bırakıyorum. Yemeğimizi kontrol ediyoruz. Bakın mis gibi çok da güzel görünüyor. Yemeğim pişti arkadaşlar. Dinlendirdikten sonra servis yapacağım. Mis gibi gördüğünüz gibi harika oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Hoşça kalın, takipte kalın. Allah'a emanet olun. Daha güzel tariflerde görüşmek üzere inşallah.